O mutlu zamanları hatırlıyorum. Liseden kaçıp internet kafeye gittiğimiz. Ya da üniversitede dersler bittikten sonra mekan kapanana kadar Left 4 Dead oynadığımız. Her şey çok daha basitti. Çok daha eğlenceli. İnsan bazen nostaljik hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Eğer siz de az önce bahsettiğim duyguları hissediyorsanız ve analog korku türünü seviyorsanız bu videoya bayılacaksınız. Çünkü Sida adlı bir YouTube kanalında Left 4 Dead evreninde geçen bir analog korku serisi bulunmakta. Eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Left 4 Dead'in hikayesini az çok da biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz için özet geçmem gerekirse Left 4 Dead, yeşil grip adlı bir salgının yayıldığı bir dünyayı anlatır. Bu salgın insanları zombilere dönüştürmektedir. Farklı faktörlere göre zombiler dönüşüm yaşayabilir. Normalleri bile hızlı koşabilen ve tırmanabilen bu zombilerin mutasyona uğramış olanları inanılmaz derecede tehlikelidir. Bu evrende asemptomatik bazı karakterler de bulunmakta. Yani zombi virüsünü taşıyan ama herhangi bir semptomunu göstermeyen kişiler. Fakat analog korku serisinde esas odaklanılan kısım SEDA adlı kuruluş. Gerçek hayattaki FEMA yani Federal Acil Durum Yönetim Kurumu ve CDC yani Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinden ilham alınarak yaratılmış bu kurgusal kurumun açılımı Sivil Acil Durum ve Savunma Ajansı'dır. 1988 yılından beridir milyonlarca kişiyi hastalıklardan korumaya amaçlayan bu kurum tahminen yeşil gripten ötürü yok olmuştur. Ancak oyunun içinde SEDA'dan arta kalan hatıralara rastlayabiliriz. İncelediğimiz analog korku serisi ise yeşil gripin yarattığı kaosu SEDA çalışanlarının açısından göstermekte. Güvenli Oda başlıklı ilk video oyunun içinde de sıkça karşılaştığımız safe roomlar hakkında bilgi vermekte. Bu alanlar insanların zombilerden kaçınabileceği ve sığınabileceği güvenli bölgeler olarak tasarlanmış. Bu videodan anladığımız kadarıyla SEDA salgın sürecinde hayatta kalanlar için ihtiyaç paketleri hazırlamış ve bu paketlerin içinde virüs süreciyle alakalı bilgiler veren bu videoları içeren kasetler bulunmakta. Kasetler analog tarzda olduğu için içinde bozulmalar olabiliyor. Örneğin ilk videonun başlarında ekran anlık olarak bozuluyor ve o bakıyor. Yazıları ekranı kaplamaya başlıyor. Hemen ardındansa farklı bir zombi türünü andıran bir görüntü ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Bozuk bölüm sona erdiğinde kaset bize kendi safe room'umuzu yapmamız için talimatlar vermeye başlıyor. Güvenlik listesi 1. Tercihen yer altında bulunan müstahkem ve savunulabilir bir alana sığının. Penceresiz olması tavsiye edilir. Eğer herhangi bir açıklık varsa dış dünya ile etkileşimi en aza indirmek için üstünü kapatın. 2. Safe room kapılarınızın düzgün bir şekilde bir araya getirildiğinden emin olun. Eğer öyleyse sığınağınızın önceki kapısını söktükten sonra kalan menteşelere kapıyı yerleştirin. Yerleştirdikten sonra menteşelerin sağlam bir şekilde sıkıldığına emin olun. Bu safe room'unuzun güvenliğini sağlamanız için uygulamanız gereken en hayati kısım. 3. Gölgelerin içinden size bakan bir şeyin olmadığından emin olmak için elinizden geleni yapın. Eğer varsa, iş işten geçmiş demektir. Bu işe yaramayacak bir safe room'dur. Neden işe yaramayacağını fark edebildiniz mi? 1. Safe room'un içinde silahlar bulunmakta. Enfekte olsun olmasın, herhangi bir bireye zarar vermek illegaldir. Onlar hala insan. 2. Yetersiz kaynaklar ve tükenmiş su. Sesi duyuyor musunuz? Bu sesi fareler çıkartıyor. Başka bir şey değil. Üçüncü nedeni fark edebildiniz mi? Gözünün önünde sana bakıyordu, yine de hala göremiyor musun? Odanın içinde bir gözleyen var. Bakıyor. Biz zombi salgınında güvenliğimizi sağlaması adına oluşturulmuş kasetler olmasına rağmen verilen bazı tavsiyeler garip, bazıları ise hayatta kalmanızı önleyecek şeyler. Silah bulundurmayın çünkü zombiler hala insan gibi bir şey söylemesi bu kasetlerin belki de SEDA tarafından değil başkaları tarafından yapıldığını gösteriyordur. Ya da belki de eskiden SEDA çalışanı olan insanlar da yeşil gripin etkisi altındadır ve farklı bir mutasyona uğramışlardır. Videonun bu kısmı sona erdiğinde sadece SEDA çalışanlarının izlemesi için oluşturulmuş bir kısımla karşılaşıyoruz. Mutasyon öncesi.
Aktivasyon sonrası. İlk video aslında bize yeni bir mutasyon türünü tanıtıyor. Gözleyen olarak geçen bu tür oyunun içinde bulunmamakta. Yani bu analog korku serisine özgü yepyeni bir tür. Gözleyenlerle alakalı bu videoda öğrenebildiğimiz tek şey gölgelerin içinde insanları izlemeyi sevdiği. İkinci video televizyondaki bir hava durumu haberiyle başlıyor. Altta çıkan yazılarda Jimmy Gibbs adlı bir ünlünün Liberty Mall'da hayranlarıyla buluşacağı yazmakta. Liberty Mall oyundan da biliyor olabileceğiniz bir mekan. Ve Jimmy Gibbs ise oyunda zombi olarak gördüğümüz ünlü bir yarışçı. Yani bu haberin salgının yaygın olmadığı zamanlardan olduğunu anlayabiliriz. Bir sonraki yazılarda ise yeni bir patojenin ortaya çıktığı fakat yetkililerin bu virüs konusunda insanların panik yapmaması gerektiğini açıkladığı belirtiliyor. Buradan da bu haberlerin televizyonda yayınlandığı dönemde yeşil gribin daha ortada olmadığını anlıyoruz. Daha yeni keşfedilen bu hastalığa isim bile verilmemiş. Hava durumunun ardından Seda'nın Eylül başlarında yayınladığı bir kesidi izlemeye başlıyoruz. Kesitte Seda'nın Duvena ile ortak çalışarak halka açık bir tahliye bölgesi oluşturdukları ve yeşil gribin yayılmasından ötürü insanlara içinde erzak, öğretici kasetler ve tek başınıza kurabileceğiniz safe room kapısı aparatları bulunan paketler göndereceği bilgisi bulunmakta. Bir diğer tahliye bölgesini Liberty Mall'da kurabilmiş olan Seda, bu salgına gerçekten hazırlıksız yakalanmış. Çünkü bu bölgeler haricinde hiçbir tahliye bölgesi bulunmamakta. 21 Eylül'de ise bu iki bölgede zombi istilası altında kalarak işlevini yitiriyor. Bu kayıtları bize gösteren kişinin eklediği bir mesaj ekranda gözüküyor. Daha fazla kişiyi kurtarabilirdik. Yani yazılar aracılığıyla izleyicilerle konuşan kişinin bir Seda çalışanı olduğunu söyleyebiliriz. Zamanla Savannah bölgesinin çoğunu temizleyen, arta kalan Seda çalışanlarının bulduğu bir gruba dahil olan bu kişi videoyu bir notla bitiriyor. Her ne kadar çoğu enfekteden kurtulduğumuz konusunda güvenimiz tam olsa da bir şeyin bizi izlediği hissinden kurtulamıyoruz. Üçüncü video ile birlikte işler korkunçlaşmaya başlıyor. 15 Nisan 2015. Alanda bulunan video kaseti. Diğer herkesi beklememiz gerekmiyor muydu David? Neredeyse Savannah'ın tamamını temizledik. Birkaç normal enfekte dışında hiçbir enfekteye rastlamadık. Biraz hayatı yaşa Xavier. Çatlan teki olmayan kimse son 5 yıl içerisinde Amerika'da bulunmadı. Gidip keşfe çıkmayı istemek oldukça doğal. Devremiz dışında yakalanırsak ne olacak? Onu ben hallederim. Alışveriş merkezi daha temizlenmedi bile. O zaman biz temizleriz. Bu, Savannah'daki iki tahliye bölgesinden biri değil miydi? Evet. Liberty Alışveriş Merkezi ve Vana Oteli buraya yakın. Seda buranın kapılarını ancak birkaç gün açık tutabildi. Gerçekten bunu yapmalı mıyız David? Sorun yok. Şehir merkezine bile indik. Yine de tehlikeli bir şeyle karşılaşmadık. Zaten hali hazırda bu kadar içeri girdik. Devam edelim madem. Sağa mı gidelim? Kurbanlar alışveriş merkezinin iç taraflarına doğru gitmeye devam ettiler. Ve ile karşılaştılar. Bu zombi iki askeri de acımasızca ve amansızca saldırdı. David Johnson'un vücudunu tamamen yedi ve tüketti. Geriye neredeyse hiçbir şey bırakmadı. Bazı normal ve özel enfektelerin kurbanlarını yediğini görmüştük. Ama böylesiyle daha önce hiç karşılaşılmamıştı. David'in aksine Xavier Thompson ilk saldırıdan kurtulmayı başardı. Fakat karın bölgesinin tamamen yok edilmesinden ötürü yerde kanayarak hayatını kaybetti. Alabileceğimiz en iyi aksiyonun planı bize bildirilmeden Liberty Mall'un derinliklerine girmekten kaçınacağız. Anlayacağınız üzere David ve Xavier adlı bu iki Seda çalışanı alışveriş merkezinin içini izinsiz bir şekilde keşfetmeye gitmiş ve bilinmeyen bir enfekte tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu zombinin türünü önceki videolarda da gördüğümüz gözleyen zombilerden biri olduğunu tahmin edebiliriz. Bir sonraki video yeni Seda çalışanı olacaklar için hazırlanmış bir oryantasyon videosu. Yeşil gribin neden olduğu durumlarla ilgili bilgiler veren bu kasetin bir kısmında ekranda yazılar belirmeye başlıyor. Bir Seda çalışanı tarafından yazılmış gibi gözüken bu yazılar bir çeşit trajediyi yansıtmakta. Canavarlara dönüşüyorlardı ve onların düzeleceği konusunda onları ikna etmemiz gerekiyordu. Merkezler istilaya uğradığında arkadaşlarımızı ve iş arkadaşlarımızı kaybettik. Ölüme tercih.
terk edilmişlerdi ve ya hayatlarını kaybettiler ya da enfekteye dönüştüler. O zamanlar ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu ve o terk edilmiş yere neden geri dönüyoruz anlamıyorum. Bu kısmın ardından bize dinletilen bir bildiride SEDA çalışanlarının maskesiz ya da maskeli olsa bile enfekte olmuş kişilerin canını alabileceği belirtilmekte. Hatta yeşil gribe yakalandığına dair en ufak şüphe oluşturan kişileri öldürmekle yükümlü oldukları söyleniyor. Bildirinin ardından yazıların anlattığı hikayeye geri dönüyoruz. Bir seferinde denediler ve başarısız oldular. Işıkların gökyüzünden düşmesine neden oldular. Harikalardı. Muhteşemlerdi. Çok canlılardı. Derimin vücudumdan yüzüldüğünü hissettim. Derim buharlaşırken iç organlarımı saklayacak hiçbir şey kalmamıştı. Işıklar onları yarı yolda bıraktı. Salgın devam edecek. Kapı isimli bir diğer video oldukça kısa ve başarısız olmuş safe room yaratma çabalarını göstermekte. Ancak bir noktada fısıltı adlı bir kısım izletilmeye başlanıyor. Ve bu kısımla birlikte yeni bir zombi türüne daha tanık alıyoruz. The Witch gibi düşünebilirsiniz fakat ağlamak yerine fısıldıyor. İnsanları bu şekilde yanına çekiyor ve bu şekilde avlanıyor. Bir zombi istilasında olabilecek en tehlikeli mutasyonlardan biri. Sonraki video sadece SEDA çalışanlarının ve Amerika hükümetinin izlemesi için yapılmış gizli bir video. Bu kısımda virüsü taşıyan kişilerin oldukça tehlikeli olduğundan ve taşıyıcılar olarak adlandırılan bu grubun enfekte olma semptomları göstermeseler bile ne zaman göstereceklerinin belli olmamasından ve çevrelerindeki insanları da virüs yayabilmelerinden ötürü canlarının alınması gerektiği belirtiliyor. Taşıyıcılar olarak adlandırılan bu oldukça tehlikeli grup aslında oyunlarda gördüğümüz ve oynadığımız ana karakterler. Hatta bu videoda ikinci oyundaki karakterlerin yüzleri gösterilerek çok tehlikeli oldukları belirtiliyor. Amerika taşıyıcıların yok edilmesini isterken SEDA bu taşıyıcılara daha insani yaklaşılması yönünde baskı yapıyor ve bu taşıyıcıları tanımlanmayan bir bölgeye tahliye ediyor. Özet adlı video, David ve Xavier'ın karşılaştığı mutasyon türüne tekrardan değiniyor. Gölgelerin içinden izleyen bu tür, inanılmaz derecede çevik ve güçlü. İkisinin ölümünün ardından 20 kişilik bir ekip alışveriş merkezine yollanıyor. Sadece 3'ü oradan çıkabiliyor. İçeride ise bu yeni tür zombilerden oluşan bir sürüyle karşılaştıklarını belirtiyorlar. İlk sezonun final bölümünün adı ise Yeşil Grip. Yeşil grip hakkında bilgi veren bu video elbette her analog korku videosu gibi bozulmalar yaşıyor ve zihnimde onu hissedebiliyorum. Ya da insanlığın kayboluyor gibi yazılar ekranda beliriyor. Taşıyıcılar hakkında bilgi veren kısımda iyi bir taşıyıcı ölü bir taşıyıcıdır yazısı defalarca ekranda beliriyor. Sonrasında da enfekte olmuş birinin itirafı okunur hale geliyor. Enfekteyim. Bunu inkar etmenin bir lüzumu yok artık. Zaman geçtikçe kendimi kaybediyorum. İzlediklerimin yarısı hayal miydi onu bile bilmiyorum. Çok susuzum. Kusmadan içemiyorum. Bunu izlerken bayılıp durduğuma yemin edebilirim. Bana ne oluyor? Bu neden benim başıma geliyor? Komşularımın dönüştüğü şeylere dönüşmek istemiyorum. Enfekteler insan değiller. Artık değiller. Bu enfeksiyonun bir çaresi yok. Ama bende şu var. Bu noktada ise video bize bir seçenek sunuyor. Kendimizi vuracak mıyız yoksa vurmayacak mıyız? Eğer vurmayı seçersek karakterimiz kendi canını alıyor ve karşımıza resign.mp4 adlı bir video daha çıkıyor. Yeniden atanan bölge Newburgh hakkında bilgilendirme. Newburgh, yeşil grip salgınının başlarında enfektelerle dolmuş büyük şehirlerden biriydi. Yeşil gripin yayılmasını önlemek adına bombalanan ilk şehirdi.
Şehir haftalarca yandığı için ona yanan şehir lakabı verildi. Küller gökten karmış gibi yağdı ve şehre uzaktan bakıldığında bir turunculuk yayılıyordu. Her şey bittiğinde şehirden arta kalan yanmış bir kabuktu sadece. Amerika'nın geri kalanı gibi çürümeye terk edilmişti. Yok etme operasyonunun ardından Newburgh, temizlemek adına listemize aldığımız şehirlerden biriydi. Newburgh'e vardıktan sonra buranın daha önce hiç karşılaşmadığımız derecede bir yer olduğunu fark ettik. Tecrübeli çalışanlara ihtiyacımız bulunmakta. Nicholas Murphy gibi taşıyıcılar bu görevde işimize yarayacaktır. Sadece diğer taşıyıcılarla anlaşma konusunda değil, aynı zamanda da özel enfekteleri yok etme konusunda da oldukça başarılı. Operasyon merkezi ve devriye rotaları çoktandır oluşturuldu ve haftalardır kullanılmakta. Bekliyor olacağız. Fakat eğer karakterimizin kendini vurmamasını tercih edersek, bu sefer bir zombiye, spesifik olarak bir gözleğene dönüşüyor ve Close adlı başka bir video ile karşılaşıyoruz. Bu videoda ise Liberty Mall'da karşılaşan bir zombinin gözleyenler türünün de mutasyon geçirmiş versiyonu olduğu ihtimali belirtiliyor. Bu yeni mutanta bir çalışan tarafından pençeler adı verilmiş. Seda gözleyen sürüsünü de gördükten sonra alışveriş merkezini bombalamaya karar veriyor ve bu kararın verilmesini öğrenmemizle birlikte ilk sezon sona ermiş oluyor. Sezon finalinin bize seçim yaptırmasını beklemiyordum. Öyle aşırı orijinal bir fikir değil elbette ama yine de beklenmedik ve oldukça etkileyici bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse bunu yorum bırakarak ve videoyu beğenerek gösterin ki ikinci videosu hemen gelebilsin. Çünkü bu serinin sadece ilk sezonuydu.